Medya Haber'den merhaba. Yeni bir Medya Haber'de gündem programıyla karşınızdayız. Yine gündemin sıcak başlıklarını ama ağırlıkla da Türkiye'deki iç siyaseti, iç siyasetteki gelişmeleri konuşacağız. Konuklarımız var. Konuklarımız Ayşe Düzkan, Yeni Yaşam Gazetesi yazarı, Ender İmrek, Evrensel Gazetesi yazarı, Hakkı Boltan, gazeteci yazar, Özgür Gazeteciler İnisiyatifi'nin de eski eş başkanlarından. Ben öncelikle her üçünüze de hem hoş geldiniz diyeyim, hem de daha programın başında emek ve katkılarınız için şimdiden teşekkür edeyim. Sıcak başlıklar dedik. Yarın Ayasofya'da ilk namazı kılacak Erdoğan. Diğer taraftan İstanbul Sözleşmesi ve kadın cinayetlerini tartışıyoruz, konuşuyoruz. Yine gündemin başlıkları içerisinde habire düzenlenen yasalar var. İktidar çoğunluğa dayanarak habire meclisten toplumu baskı altına alacak yasaları peşi sıra geçirmeye başladı. Tabii diğer taraftan da Türkiye'de bir muhalefet var ve muhalefetin de kendi içinde tartışmaları var, onun aldığı tutum var. Önce gündemin sıcak başlığından, kadın cinayetlerinden özellikle Ayşe Hanım'a sorarak başlamak istiyorum. İstanbul Sözleşmesi gündem, İstanbul Sözleşmesi'ni AKP-MHP gündeme getirdi. Aynı zamanda bundan çekilmeyi de tartışıyor ama tam da bu dönemde kadın cinayetleri de yoğun bir şekilde arttı. Hem iktidarın İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini hem de doğrusu bu kadın cinayetlerinin son günlerde giderek artması arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendirirsiniz? Bir de belki izleyicilere İstanbul Sözleşmesi'ni bir kere daha tarif etmekte yarar var diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Şöyle bir şey var. Öncelikle kadın cinayetlerinin sayısında böyle olağanüstü bir artış yok. Yani hep bu oranda gidiyor. Günde bir tane, günde bir cinayet şeyinde gidiyor uzun zamandır. Kadın cinayetlerinin en önemli, yani erkeklerin bu kadar saldırgan olmasının en önemli sebebi kadın özgürlük hareketinin yükselmesi, tek tek kadınların hayatını etkilemesi, kadınların kendi kararlarını kendilerini vermek istemeleri, eskisi gibi yaşamak istememeleri. Burada bir kere bir şey var. Yani İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek istemesi AKP'nin ilginç bir şey. Çünkü öncelikle bu sözleşme AKP zamanında yazıldı. 2011'de kaleme alınıyor. 2014'te kabul ediliyor. Yani şöyle bir şey yok. Hani daha önce vardı da geldi AKP bunu burada buldu diye bir şey yok. Bizzat AKP döneminin ürünü olan bir şey bu. Evet. Bunu akılda tutmak lazım. Yani İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek yeni bir siyaset anlamına geliyor AKP açısından. Şey değil, eski siyasetin devamı değil. Bir devamlılık yok bu konuda. Kadın cinayetlerinde artış olmadı ama Diyanet'in Covid salgını başladıktan sonra işte Covid ile AIDS arasında bağlantı kuran, AIDS'i de sanki bir eşcinsel hastalığıymış gibi tanımlayan, çok eski bir tanım, gerçekliği yok. Bir fetvası oldu, bir açıklaması oldu, fetva değil bir açıklaması oldu. O açıklamadan sonra LGBT bireylere yönelik saldırganlığın arttığına yönelik çok tanıklık var. Yani insanları, genel nüfusun fikrini etkileyen şeyler bunlar. İstanbul Sözleşmesi'nden niye çekilmeye çalışıyor? Bir kere şöyle bir şey yaratmaya çalışmak istiyorum. Yani özellikle kadın cinayetlerinin çok fazla görünür olduğunu belki söylemem daha düzeltici olur. Evet, doğru, diye. Doğru. Yani doğru, daha görünür oldu. Doğru. Belki geçmişte bu kadar değildi ya da 3. sayfa haberi de dikkat çekmiyordu, öyle diyeyim. Daha doğrusu özellikle son 10 yılda kadınlar buna karşı bir örgütlülük geliştirdiler. İşte bundan uğraşan bir sürü kadın kurumu var. Ben 3. sayfa haberi olduğu dönemle kıyaslamıyorum ama mesela 5 sene öncesiyle kıyaslıyorum bu şeyi. 3. sayfa olduğu dönemde böyle bir kadın, bağımsız bir kadın hareketi de yoktu zaten. Evet. Ama hepsi gündeme geliyor, hepsinin hesabı soruluyor, işte mahkemeler takip ediliyor. Avukatlar var, mahkemeleri takip etmeye çalışıyorlar falan. Yani öyle karımı öldürdüm, kimse de buna umursamaz falan gibi bir durum yok eskiden olduğu gibi. Bu görünürlüğü arttırıyor. Evet, doğru söylüyorsun bu açıdan. Şimdi sözleşmenin temeli
Kadınlara yönelik şiddetin, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin engellenmesi. Aslında bizim medeni kanunumuzda, ceza kanunumuzda daha önce yapılan yine kadın hareketinin müdahaleleriyle ve çabasıyla çok olumlu değişiklikler var, çok olumlu maddeler var. İstanbul Sözleşmesi de bunlar da uygulansa, yani bir kadını öldüren bir erkek ya da bir kadını yaralayan bir erkek bu işin yanında kalacağından emin olmasa çok kolay engellenebileceği açık. AKP ile ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Kadem, yani Tayyip Erdoğan'ın kızının da parçası olduğu Kadem, birkaç sene önce İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bir çalıştay düzenledi. İşte raporlar yayınladı falan, onların da desteklediği kişiydi. Ben bunu AKP'nin kadın seçmeninden, kendisini destekleyen kadınlardan, yani belki bir kısmını sokağa çıkarttığı, partide çalıştığı o kadınlardan bir kopuş olarak görüyorum. Yani artık şeyle nüfusu, kadın nüfusla hiçbir ilişkisinin kalmaması, hiçbir şeyin de olmaması, hiçbir onlara vaadinin de olmaması olarak görüyorum. Buna da sürekli olarak sanki bu sözleşme özel olarak eşcinsellerle ilgili bir sözleşme gibi. İşte hiç kadın kimliği ortadan kaldırmaya çalışıyorlar falan. Cinsiyet ortadan kalkacak. Yani böyle bir hava yaratıyorlar. Bu sözleşmede eşcinsellik çok az değiniliyor. Bu eşcinsellere yönelik şiddete. Ve bu bir eksiklik olarak görülebilir ancak. Şey olarak görülemez, fazlalık olarak görülemez. Çünkü erkek şiddeti onları da, yani LGBT'leri de hedef alıyor. Ama böyle bir durum da yok zaten. Ben bunu AKP'nin bir erkekleri temsil eden bir parti olduğunu, onların çıkarlarını, onların ihtiyaçlarını temsil eden bir parti olduğunu bir kere daha kanıtladığını düşünüyorum. Belki de değiştirmek istediği rejimle, kendi rejimini kurmak istediği yeni dünya ile ilgili bağı da var. Onu da belki önümüzdeki başlıklarda konuşuruz. Ender Bey, size de özellikle bu son dönemlerde daha çok açığa çıkan bir yönüyle Şırnak'ta, Batman'da, daha önce de Dersim'de yaşandığı, başka kentlerde de yaşandı. Özellikle Kürdistan'da, Kuzey Kürdistan'da yaşanan uzman çavuş tecavüzlerini ya da asker polis tecavüzlerini. Tabii bir de bununla bağlantılı, yani onu da göz ardı edemeyiz. Özellikle yine Kuzey Kürdistan'da aile meclisleri kararıyla işlenen cinayetler var, kadın cinayetleri var. Çoğuna da intihar süsü verildi. Ancak devlet de bunları izlemekle yetindi. Yani bir şekilde devlet çok da üstüne gitmedi. Hatta Batman'daki uzman çavuşu adli kontrol şartıyla serbest bıraktı, kadın intihara teşebbüs ettiği halde. Siz buna ilişkin ne dersiniz? Bu da aynı zamanda yaşanan İstanbul Sözleşmeleri tartışmalarıyla yakından ilgili. Evet. Yaşıyorum. Ben de sizlere ve yenlere. Şimdi tabii bölgede aile meclisleri ya da bölgede ve Türkiye'de aile meclisleri kararıyla kadınların katledilmesi uzun tarihi olan bir süreç. Yani Türkiye'de bu tarihsel olarak biliniyor. Bölgede özellikle özgürlük mücadelesinin yükselmesinin seyri içerisinde Kürt kadın hareketinin gelişimi ve politik alanda daha etkin bir konum edinmiş olmasından sonra buralarda oldukça aslında büyük kazanımlar elde edildi diyebiliriz. Bazı yani bir talih, makus talih olmaktan çıkan hem aileler içerisindeki tartışmalar bakımından hem mahallelerdeki, köylerdeki bu yönlü örgütlenme, bu yönlü siyasal duyarlılık kadınların davalarına sahip çıkmaları, yaşamlarına sahip çıkmaları ve karşı karşıya bulundukları taciz, tecavüz ve katliamlar konusunda daha dirayetli, daha açık, daha aleni bir tutum içerisine girdiklerini ve aslında bunun çok önemli bir kazanım olduğunu belirtmek gerekiyor. Ama işin başka bir boyutu var. Savaş ve çatışmalardan kurtulamamış olan bir bölgeden söz ediyoruz. Ve aynı zamanda feodal, geri,
her türlü ilişkiyi, her türlü kapalı ilişkiyi devletin kendi lehine kullanmak istediği bir durum da söz konusu. Buralardaki aydınlanma, özgürleşme, kadının özgürlük mücadelesinde, sosyal hayatta, politik hayatta, günlük hayatta da etkin bir hale gelmiş olması egemenleri de rahatsız eden bir şey. Yine egemenler de kaderini bir biçimde birleştirmiş olan tarikatların, aşiret reislerinin diyelim, aşiret ilişkilerinin, feodal geri kapatılmış ilişkilerin ve devletle beraber bunu gizleme, buralarda bir orta kutum ilerletme ve aslında bu çözülme karşısında da gerici direniş gösterdiklerini söylemek mümkün. Fakat buna rağmen özellikle sizin verdiğiniz örnekler, yani Hakkari'de bir uzman çavuşun, bir uzmanın bir genç kıza, çocuk yaştaki bir kıza yönelik tacizi. Daha sonra tabii ailenin bu konuda açıklamaları oldu. Aslında bu başka bir boyutunu da gösteriyor. Yani bu aileler aynı zamanda kız çocuklarına ya da kadınlara yönelik bu yönlü taciz ve tecavüz vakalarını gizlemeyi, yani bölümü için bunu söylemek mümkün. Çünkü bunu işte toplumdaki namus kavramı, işte kadına bakış ve benzeri bir kirlenme mevzusu olarak şey yapma. Dolayısıyla kızını ya da işte kadını koruma adına bu yönlü bir işte duyulmasın, edilmesin gibi bir yaklaşımın da olduğunu görmek mümkün. Ancak toplumsal hareket, toplumsal duyarlılık bu bireylerin tutum ve davranışlarını aşan çok ileride bir tavır ortaya çıkarıyor. Çok ileride bir tezahürünü görüyoruz bunu. Bunu Hakkari'de de gördük. Batman'daki işte Siirt'li aslında bir uzmanın Batman'da bir taciz olayıyla karşılaştığımız. Ondan önce Dersim'de karşılaştığımız olay. Ve buna benzer birçok olay aslında bölgede sadece kadınların da değil aslında. Yani gecenin karanlığında normalde işte üç kişinin yan yana gelmesinin büyük bir baskıyla, tazikle, polis şiddetiyle karşılık bulduğu ve sokağa çıkmanın işte neredeyse kelleyi koltuğu almak anlamına geldiğini bölgede biliyoruz. Buna rağmen bir mücadele elbette söz konusu ama o sokağa taştı bu. Cezasızlık da sanki söz konusu. Yani birçok davada ya cezasız kalıyor ya da bir şekliyle üstü örtülüyor. Yani devletin bu konudaki özellikle kendi güvenlik görevleri üzerinden gelişen taciz ve tecavüzlerde geliştirdiği tutuma ilişkin ne demek gerekir? Şimdi burada bir, yani genel olarak zaten kadın cinayetleri, kadına yönelik tecavüz, taciz, bu tür vakaların mümkün olduğunca gizlenmesi ya da işte çok açığa çıkmışsa, artık mızrak çuvala sığmaz duruma gelmişse, bir kamuoyu oluşmuşsa burada bir şey söz konusu oluyor. Ama bölge açısında bu daha da çok zor bir durum ve dolayısıyla hele de bunlar işte devletin çeşitli kademelerindeki personeli falan olunca, özellikle asker ve polis cenahından birileri olunca onları korumaya yönelik, yani mahkemelerin, savcıların, işte hakimlerin, mahkemelerin hangi durumda olduklarını biliyoruz yani bugünkü koşullarında. Dolayısıyla devletin, oradaki valiliğin, oradaki kaymakamlığın, oradaki silahlı güçlerin, oradaki işte rütbelilerin ya da mevkü sahibi olan devlet temsilcilerinin bu konudaki tutumu mahkemeleri de, konudaki soruşturmaları da direkt etkileyebiliyor ve bunların birçoğunun aslında gizlendiği, cezasız kaldığı ve bunun da bir anlamıyla teşvik primi gibi olduğu ve böyle de değerlendirdiklerini, yani özellikle bu kesimler içerisinde bu tür vakaların çok sayıda ortaya çıkması, özellikle polis, uzman ve benzeri gibi isimlerin bu olaylarda daha çok ilgili olarak dava konusu olmaları ama bir biçimde davaların kapatılması devletin bunun üzerini kapattığını göstermektedir. Yani bir devlet politikasıyla da yakından ilgisi var. Özetle bunu belki anlamak mümkün. Hakkı Bey, size de aslında bu konuyla ilgili biraz da işin büyük kentlerde, metropollerde ya da solun daha çok etkin olduğu kentlerde yaşanan kadın cinayetlerine, orada da dikkat ediyoruz.
aslında prensip olarak özgür yaşamı tercih eden, daha özgür davranabilen kadınlara dönük cinayetlerle, işte Mersin'de Özgecan'la toplum bir şoka uğradı ama en son Pınar Gültekin'de benzeri bir tablo yaşandı. Özellikle iktidarın biraz da dini referansları öne çıkaran son zamanlarda iktidarın tutumunun bu cinayetlerle, bu yaklaşımlarla ilgisini sorsak ne dersiniz? Bu konuda gerçekten iktidarın tutumunun etkisi var mı yoksa sadece toplumdaki geriliğin ya da işte erkek egemen anlayışın ortaya çıkardığı bir sonuç mudur tek başına ya da erkekliğin ortaya çıkardığı sonuç mudur tek başına? Sonuç gayet bize birçok şey söylüyor. İstanbul Sözleşmesi'ni ele aldığımızda İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi bize sonucun da nasıl olduğunu göstermektedir. Somut olarak İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi, özgür kadını veyahut da özgür kadın hareketlerini bir topyekun böyle hedef alması, buna bir isim verecek olursak, eğer Türkiye Libya'da bir savaşı yürütüyorsa, Libya savaşı deniyorsa, eğer Azerbaycan'ı destek verip Ermenistan savaşına karşı Azerbaycan'da yer duruyorsa, burada bir Azerbaycan savaşı, Ermenistan savaşı adı konuyorsa, Suriye'de Suriye savaşı adı konuyorsa, Türkiye'de de mevcut iktidar kadına yönelik savaş ilan etmiştir ve burada bir kadın savaşının ilanı vardır. Mevcut AKP şu anda kadına karşı bir savaş içindedir ve özgür kadını imha etme savaşını yürütmektedir. Bir topyekün savaştır ve bu topyekün savaşın da adını koymak gerekir. Kadınlar zaten her açıklamasında bunu ifade ediyorlar ve mevcut durumda özgür kadına düşmanlık, özgür kadına açılan bir topyekün savaş kapsamındadır. Neden büyük şehirlerde bunlar hedef alınmaktadır, özgür kadın hedef alınmaktadır? Onu da çok bariz bir sonucu şudur ki, büyük şehirlerde büyük bir gelişme söz konusu, kadın özgürlük mücadelesi konusunda büyük bir gelişme söz konusu ve kadın özgürlük mücadelesinin önü iktidar tarafından alınmamaktadır. Dolayısıyla oradaki hedef almanın temel amacı onlara gözdağı verme ve onları sindirme politikası ve o da sindirme savaşını vermektedir. İstanbul'da, İzmir'de, Antalya'da daha doğrusu biraz daha kadının böyle kendisini rahat ifade edebildiği ve korkusuzca çıkıp evet suçlu sensin dediği yerde bunu yürütmektedir. Bugün biz Diyarbakır'da bakıyoruz, bir günde Diyarbakır ve çevre illerde bir günde kadın özgürlük hareketine yönelik saldırılarda bir gecede 50'den fazla kadın, özellikle de öncü kadın durumunda bu taciz ve tecavüzleri kamuoyunda güçlü olarak teşhir eden ve bunu herkese götürebilen güçlü özgür kadınlara yönelerek onlar gözaltına alınıp cezaevine sokulmakta. Ve onların kaldırdığı bir pankartı, işkence kadına yönelik taciz ve tecavüz bir suçtur ve bunu desteklemek bir suçtur ve biz bunu kınıyoruz dediği bir pankarta, bir slogana karşı bir savaş açılıyor. Ve o pankart yasaklanıyor. O pankartı kaldıran kadınlar alınıp cezaevine konuluyor ve işkence yapılıyor. Ve dolayısıyla böylesi bir durumla karşı karşıya olduğumuzda biz onun adına ya işte taciz ve tecavüz çok böyle yumuşatılarak ifade edildiği zaman mevcut durumun kapsamı da bence tam olarak adı konulmamış oluyor. Bunun adı evet savaştır ve çok böyle acımasızca bir savaştır. Ki ben bunu da ifade edeyim, dünya kamuoyunda kadının yeri çok çok önemli ve hassas bir yerdir. Ve her iktidarlar doğrudan kadını böyle şiddetle karşısına almazlar. Çünkü kadını doğrudan böyle şiddetle karşısına alan iktidarlar çok çabuk teşhir olur ve kamuoyu vicdanında çok çabuk mahkum olur. Eğer mevcut iktidar bunu göze alarak böyle çıplak bir şekilde şiddeti alıp kadına karşı kullanıyorsa, onun böyle bir cebörük yaklaşımı bize şunu göstermektedir. Evet, kadının özgürlüğünden çok korkmaktadır. Kadının özgürlüğünün onun iktidarını sarsacağından emindir ve dolayısıyla bunun içinde kadına yönelik saldırısını daha yoğunlaştırarak devam ettirmektedir. Bu ne kadar sürer veyahut da burada bir sonuç alır mı almaz mı durumunu da değerlendirecek olursak yine kadınların vermiş olduğu hareketten bu sonucu çıkartabiliriz.
Evet, kadınlar çok dirayetli ve çok kendinden emin ve bir daha ölmek istemiyoruz, öldürülmek istemiyoruz ve devletin kadın şiddetini yapan katillere veyahut da tecavüzcilere destek verilmesini istemiyoruz diyerekten her gün sokaklara çıktıklarını ve bunu büyüterek evet. çıktıklarını görüyoruz. Ve dolayısıyla bu bir şey gösterir, bu bir bilinçlenme, kadın özgürlük hareketi sadece bir hareket değil, bir kadın özgürlük hareketinin bilincine varıldığını da gösteriyor. Bu büyük bir umuttur ve gelecekte toplumun özgür yaşamını yakalama, kadının kendi hakkıyla kendisini yapılandırmaya doğru götüreceğinin umudunu bizde ve toplumda daha çok büyük bir durum yaratıyor. Dolayısıyla bu da herkesin veyahut da kadının daha çok katılımını sağlayacaktır diye düşünüyorum bugünden sonra. Özellikle de Kürt kadını ve metropoldeki büyük şehirlerdeki devrimci demokrat ve aydın özgür kadınının buluşması çok önemlidir. Özellikle bunun dibini çizmek lazım. Bu buluşma her geçen gün büyüyor. Bu büyüdükçe de dolayısıyla kadını da kendi özgürlüğü çerçevesinde iktidarda yerini ve kendisini temsil etme durumunu da güçlendirecektir diye düşünüyorum. Peki, kadınlara karşı iktidarların direnemediğini biliyoruz. O konuda biz en azından kendi adıma diyeyim, umudun kadınlarda olduğunu da söyleyebilirim. Konu çok derin, belki daha uzun uzun tartışmak gerekir ama ben gündemin bir başka sıcak başlığına, Ayasofya kararına dönmek istiyorum. Ayasofya'da yarın ilk namazı kılacaklar ama o karar nasıl alındı, niçin alındı artık onu aşıp biraz da hilafet tartışmalarının yarattığı sonuca gelmek istiyorum. Ayşe Hanım'la yine devam ederim. Hilafet tartışmalarıyla birlikte iktidar ortakları arasında özellikle radikal İslamcıların bu tartışmayı ya da AKP yanlarının bu tartışmayı açmasıyla birlikte iktidar ortakları arasında da uyumsuzluklar çıktığı, bu konuyla ilgili MHP ve Ergenekon kanadında rahatsızlıklar olduğu söylendi. İşte Soylu Metiner tartışmasını da buna bağlayanlar oldu. Siz ne dersiniz bu hilafet tartışmalarının altında ne yatıyor? Bir iktidar çatışması yaşanıyor mu orada o tartışma üzerinden en azından? Bu aslında 2005'lerden, 2000'lerin ortalarından beri işte radikal İslamcı çevrelerde dillendirilen bir şey, hilafet meselesi. Meclis hilafeti kaldırdı, tekrar meclis bir kararla hilafet ilan edebilir diye. Tabii şöyle bir şey var, bunun diyelim ki meclis hilafet ilan etti, işte Tayyip Erdoğan'ı da halife seçti. Bunun İslam aleminde bir karşılığı yok. Yani mesela atıyorum Mısır'daki El Ezher Üniversitesi ki bir Selefi yatağıdır. Geçtiğimiz günlerde Ayasofya'nın ibadete, cami olarak ibadete açılmasını kınadı. El Ezher Üniversitesi'nin Tayyip Erdoğan'ın hilafetini kabul etmesi gibi bir ihtimal yok. Dünyanın başka yerlerindeki Müslüman toplulukların da bu kararı, tamam şimdi bizim halifemiz bundan sonra halife var ve bizim halifemiz bundan sonra Tayyip Erdoğan'dır demesinin bir anlamı yok. Bu, böyle bir ihtimal yok. Bu tamamen iç politikaya yönelik bir şey. Tıpkı Ayasofya kararı gibi. Ayasofya kararı nasıl ki işte Ortodoks çevrelerle dünyadaki başta Putin olmak üzere bir gerilim yaratıyorsa bu da aynı şekilde İslami çevrelerle, Selefiler de dahil olmak üzere bir gerilim yaratacaktır. Bu çok açık bir şey, böyle bir şeyin olması. Ama burada ben AKP'nin kendisine başka ittifaklar aramaya çalıştığını, yani Türkiye'deki İslami camialar içinde işte IŞİD'e sempati duyan, ki o da onu da halifesi vardı, bir onların desteğini almaya çalıştığı şeklinde okuyorum bunu. Burada şunu görmek lazım. Bu çevrelerin seçime yönelik bir desteği olmaz. Yani bunlar daha önce AKP'ye oy vermiyorlardı da işte hilafet ilan ederse AKP'ye oy verecek diye bir şey yok. Ama şöyle bir sonuç olacak. Bundan sonraki seçimde eğer halife ise halifeye karşı oy kullanmak gibi bir durum olacak. Bence burada esas hedef
işte Ali Babacan'ın girişimi, Ahmet Davutoğlu'nun girişimi gibi yine AKP seçmeni olan, din konusunda, kendi inandıkları din konusunda da son derece bilgisiz olan ve işte halifeye karşı oy vermekten çekinecek falan insanları etkilemektir. Bir kere işin bir yanı bu. Bu şeyle ilgili İslami hayat, işte İslami kurallarla ilgili falan ne kadar samimi olunduğu ile ilgili en iyi örneklerden biri bu uzman çavuş olayıdır. Evet. Türkiye'de hangi kamu görevlisi alkollüyüm dediği için hoş görülür başka bir şekilde. Yani bir kamu görevlisi bir şey yapmış ve alkollüyüm diyor. Biz yıllardır içki içmenin işte son derece kriminalize edildiği, çok büyük bir suç, böyle alçakça bir şey, şey bir şey, kötü bir şey olduğunu söylüyoruz. Bir kadın alkollüyse tecavüze uğramayı hak ettiği düşünülüyor. Bunlar konuşuluyor değil mi? Hep böyle bir şey var ve biri çıkıyor kamu görevlisi. Suçundan kurtulmak için ya da suçunu açıklamak için, açık suç da ortada, ben alkollüydüm diyor. Bu İslamiyetle ilgili samimiyetin bir kriteridir diye düşünüyorum. Bir şeyde İslami düşünce tarzında bir de alkollüsün denmesi lazım değil mi? Hani içki şey. Diğer yandan hilafet, dört halife devrinden sonra zaten bir dini bir liderlik olmaktan çıkmış bir idari şey haline gelmiştir. İdari mekanizma haline gelmiştir. Bu uluslararası ilişkileri iyice sarpa sardıracak bir şeydir. Zaten Mısır'la karşı karşıya geldik şeyde. Libya'da, ama Türkiye. Da aynı Mısır'la zamanda karşı... sanki dünyada Müslüman kardeşlerin yeniden reorganizasyonuyla yeni bir İslam örgütlenmesi yaratmaya çalışmıyor mu? Orta Doğu'daki yaklaşımlarla, işte Afrika'ya açılmayla birlikte değerlendirdiğimizde. Ben bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bir işgalcilik şeyi, işte fetih, fütuhat falan, o tür bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama bunun bugün Müslüman kardeşler hareket etmesi çok zor. Müslüman kardeşler... Yani kısa vadeli şeyler olabilir tabii, ama Müslüman kardeşler ve benzeri çevrelerde, Avrupa İslamı'nda da, bugün dünyada Avrupa İslamı çok önemlidir. Hı hı. O çevrelerde de Türkiye'deki iktidarın çok büyük bir şeyi yok, çok büyük bir prestiji yok. Dediğim gibi El Ezher Üniversitesi Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasını kınadı. Çünkü şeyle hareket ediyor. Evet. Mısır'la hareket ediyor. Yani Müslüman kardeşler de artık o tür bir odak olmaktan çıktı. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla bu belki Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde geçerli olabilecek bir şey. Ben daha çok bunun iç politikaya yönelik olduğunu düşünüyorum. Şimdi AKP'nin işte hilafetin olduğu, içki içilmediği, kadınların boşan kendi kararlarını vererek boşanamadıkları falan bir toplum tahayyül ettiği çok açık. Evet. Kadınların hayatını sınırlayan, işte içkiyi falan sınırlayan bir toplum hayal ettiği çok açık. Ama ilginç olan, neden bunu mesela 2005'te değil, 2009'da değil de şimdi söylemesi. 2012'den itibaren, yani Gülen çevresiyle, Gülen cemaatiyle bugünkü AKP içinde kalanlar arasında bir gerilim başladığından beri, aynı zamanda bu, belki bunu daha sonra tekrar tartışırız ama toplumu baskı mekanizmalarının artması gibi şeyler gündeme geliyor. Ama hilafet dediğim gibi hem iç politika yönelik bir şeydir, bir de tabii şöyle bir şey var. Eğer fetih politikası izlemeyi düşünüyorsanız bunu hilafet adına yapmak çok daha makul. Yani evet, herkes mutlu. Sonuçta belki evet, çünkü buyurun. O da var diye düşünüyorum yani. Peki. Ender Bey, aslında belki çok fazla Türkiye'de gündem olmadı. Biraz da belki medyanın durumu itibariyle, ama Soylu Metiner tartışmasında aslında bir şekliyle iktidar içi çatlağın dışa yansıması şeklinde değerlendirenler oldu. Bir şekliyle sanki Metiner'i konuşturanın Erdoğan olduğu ve o aynı zamanda bir iktidar içi çatlağın dışa yansıması oldu ve Soylu'nun da ona bu yönüyle cevap verdi, ifade edildi. Doğrusu bu tartışmaları nasıl değerlendirirsiniz size bırakıyorum, ama diğer taraftan iktidarın MHP ve ulusalcılar kanadının Türkiye'nin hızla radikal bir İslami
rejime doğru yönelmesi karşısında Erdoğan'ın önünü kesmeye dönük de çabalarının olduğu ifade ediliyor. Bu da belki yeni bir tartışma ama siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi iktidar içerisinde çok ciddi çelişki ve çatışmaların yaşandığını gösteren oldukça fazla veriden söz etmek mümkün. Yani bu hem iktidar içerisinde kuruluşunda yer almış olan ama daha sonra bir biçimde yollarını ayırmış olan, işte trenden inenler, trenden kaçanlar gibi de ifade edilen ama kimisinin de kendi iradesiyle, kararıyla bir biçimde çekildiği ama yeniden başka oluşumlar, başka bir çaba, başka bir siyasi hareket oluşturma noktasında ilerlediklerini gördüğümüz bir durum söz konusu. Bu tek başına yani bunlar ayrıldılar ve bir oluşum içerisine girdiler gibi bir durum değil. Bunun aynı zamanda AKP'nin içine ciddi yansımaları var. Yansımaların esas nedeni de AKP'nin giderek işte yani İstanbul Sözleşmesi AKP'nin 2011'de imzaladığı ve hatta İstanbul Sözleşmesi imzalandı yani Kopenhag kriterlerinin gündemde olduğu bir dönem aynı zamanda bu dönemlere bakıldığında işte Kopenhag kriterleri de yetmez, İstanbul Sözleşmesi de yetmez, Ankara Sözleşmeleri yapacağız, Türkiye başka örnek olacak falan gibi izahatların, ifadelerin olduğu bir dönem yaşandı Türkiye'de. Bunların tümünü bugün iktidarda olan Erdoğan'ın partisi söyledi ama o dönem bunları söyleyen, beraber söylediği birçok insan bugün aslında ya fiilen AKP'nin dışına çıktı ya da kendi içlerinde bu gidişatın, bu gelişmenin işte iç açıcı olmadığını ve bir an önce bir yol, bir yöntem bularak buralardan uzaklaşmanın bir ihtiyaç haline geldiğini düşünen çok farklı bir kesimin olduğunu da yani izlemek, gözlemek ya da bu yönlü çeşitli verilere bakınca bir tespit içerisinde bulunmak mümkün. Şimdi yani Soylu'yla şey meselesi, Mehmet Metiner meselesi, ben de dikkatle izledim bu meseleyi. Yani sosyal medyadan izledim, o gün o programı izlemiş değilim ama sonrasında izledim, baktım. Onların sosyal medyada işte Twitter üzerindeki atışmalarını da gördüm. Yine Metin Er'in troller falan diye ifade ettiği ama aslında kendi cephesinden de destek atanların olduğunu ama diğer taraftan Soylu içinde çeşitli şeyler söyleyen. Şimdi ben tabii Mehmet Metin Er meselesini çok ciddi bir yere yani koyamıyorum. Yani bir bunu buradan hareketle aslında çok ciddi bir iç çelişkinin dışarı yansıması olarak bunu değerlendiremiyorum. Yani bunun yani Mehmet Metiner'in işte ya da AKP içerisinde politika yapmış olan çeşitli isimlerin aslında işte yine kendilerinin çok kullandığı şeyle özgül ağırlıkları bakımından, parti içerisinde edindikleri şey bakımından çok o kadar şey de değilim ben. Yani sizin ifade ettiğiniz gibi. Ama esas olarak burada ben Soylu'nun bir Soylu istifa süreci de vardı hatırlarsanız. Onun da bir güç gösterisi olduğu söylendi ve onun akabinde de aslında Soylu'ya dönük ince hesapların yürütüldüğü de ifade edildi. Evet, şimdi Soylu, yani Soylu'nun istifa etmesi dolayısıyla Soylu meselesinin AKP içerisinde önemli bir mesele olduğu bu tartışmadan sonra çeşitli biçimlerdeki ifade ve izahlardan da bunu anlamak mümkün. Ama aslında Soylu da yani Mehmet Metiner işte o şeyleri söylerken Soylu'nun çıkıp kendisine cevap verebileceğini hesaplayarak bunları yapmış gibi görünmüyor aslında. Tam aksine şey onun ezberini bozdu ve Soylu da buradan bir yeniden güç gösterisine yani işte daha önce yaptığı gibi yani biraz yani bir nasıl uygun olur mu böyle bir ifade bilmiyorum. Yani Kürt üzerinden bir kez daha o da işte sonuçta sen yani bu tür şeyler de kullanıldı çünkü sosyal medyada söylenen onun işte PKK ile işte şurayla burayla ilişkilendirilerek çeşitli söylenen şeyler var. Aslında biz şey karın oradan şeyin üzerinden Vatan, Millet, Sakarya, işte AKP ve esas olarak da bir Erdoğan güzellemesi yapmayı şey içerisine girdi. Sonuçta en sonunda işte Metiner'in söyledikleri, Metiner'in işte bir reise büyük övgüler, reis beni bilir ve benzeri gibi söyledikleri, iki tarafında söyledikleri
Bunlar bir biçimde AKP'nin içerisindeki çelişki ve çatışmaların, klikler yarışmasının aslında büyük huzursuzlukların bir tezahürü, bir yansıması olmakla birlikte, ama bu durumun esas olarak bir böyle, yani ciddi bir şey olarak değerlendirileceği kanaatini taşımıyorum ben. Peki. Hakkı Boltan'a da bu konuyu sormak istiyorum ama işin biraz da doğrusu belki Kürt boyutuna değinmek gerekir. Çünkü iktidar içerisinde çatlak tartışmalarıyla birlikte Erdoğan'ın, AKP'nin bir yönüyle de Kürt İslamcılara yöneldiği, deyim yerinde ise gerçi Ayşe Hanım o Müslüman kardeşler olayına farklı baktı ama Müslüman kardeşleri bir bütün olarak tüm toplumlarda örgütlediği gibi Kürt Müslümanlar ve radikaller arasında da örgütlemeye dönük bir çaba içerisinde olduğuna dair bir yaklaşım var. Tabii bu tutumda iktidarın diğer ortaklarını, özellikle ulusalcı kanadı rahatsız eden bir durum olarak görülüyor. Şu boyutu sormak istiyorum. İktidarın hesabı olabilir ama özellikle Kürtlere dönük baskı ve zorbalığın bunca arttığı bir dönemde iktidarın böyle bir hesabının Kürtler içerisinde, Kürt Müslümanları ve dindarları içerisinde tutması mümkün mü? Bu konuyla ilgili doğrusu belki çok sıcak tartışılmıyor ama konuşulması gerektiğine inandığım için biraz da sormak istedim. Ben de önemli görüyorum. Bak, konuşulması gereken konulardan, en önemlilerden bir tanesidir diye düşünüyorum. Aslında bu çatlaklık konusu bununla da bağlantılıdır. Çatlaklık dediğimizde, evet, sadece AKP iktidarı içerisindeki çatlaklık söz konusu değildir. Bu oraya eğer bir vurgu yaparsa zaten kendileri açıklama yapıyor ki, diyor ki tabanda ve genelde orta kesim AKP içerisinde İslamcılar tasfiye ediliyor anlayışı çok yoğun ve İslamcılar tasfiye ediliyor anlayışı AKP'nin en büyük çatlağı olarak gözükmektedir. Ve onların bir homurdaması vardır ve o homurdamayı da susturmak için Ayasofya onlara kapak yapıldı. Ve Ayasofya'nın kapatılmasıyla onlar biraz susturuldu ve o çatlaklık biraz böyle Ayasofya'yla kaynaştırılmış gibi bir duruma getirildi diye bakılıyor. Ama o homurdama tasfiye durumu ve Erdoğan'ın onlara yönelik yaklaşımının bir o tasfiye yaklaşımı olduğu artık içten içe bir kaynama durumundadır. İkinci bir çatlaklık yine MHP ve AKP durumundadır. Onlar da zaten biz Nisan ayı çerçevesinde eğer baktığımızda Erdoğan'ın işte demiri soğutalım, aynı zamanda musaffalaşalım anlayışıyla işte Türkiye'de bir yeni bir cephe şiarı veyahut da mesajı verdiğinde MHP'nin orada büyük bir tepkisi oldu ve MHP'nin bu söylemle işte Türkiye cephesi veyahut da Türkiye ittifakı bizim kafamızda büyük sorular yaratmıştır anlayışı aynı zamanda o çelişkinin en önemli yanlardan bir tanesidir Cumhur İttifakı'nın. Ve bu Cumhur İttifakı'nın çelişkisinin yansıması da aynı zamanda Soylu ve Metiner gibi kişiler tarafından da kendisini açığa vurmaktadır. Ama Metiner bu Kürt ihvanıyla ilgili son durumlarda baktığımızda bazı çıkışları vardır. İşte Kürtlerin dili yasaklanıyor, işte sokaklardaki Kürt isimleri kaldırılıyor gibi televizyonlarda açıklamalar yapılıyor. Aslında Kürtler arasında bunun bir karşılığı yoktur. Kürtlere yapılan artık bir bitirme olayıdır. Ortadan kaldırma, katletme, bir kıyım olayı gibi algılanmış ve Kürtlerin yaklaşımı bu şekildedir. Ama iktidar tarafında bu şekilde algılanmamaktadır. İşte Kürtlerin belli bir kesimini yanımıza tutalım ve onlarla beraber kendimizi işte yapılan savaşta belki bazı kirli savaşımızın bazı yanlarını meşrulaştıralım yaklaşımı içerisinde Kürt ihvancılığı gibi bir girişimleri var mıdır yok mudur bazı durumlarda ortaya çıkmaktadır. Ama şunu söylemek gerekir, işte Kürtlerde bir sefer ideolojik bir yapılanmaya gitmek zordur. Eğer iktidar dini anlamda ideolojik bir yapılanma oluşturmak isterse Kürtlerde bir sonuç almaz. Bunu biz Hizbullah'ın yapılanmasında gördük. Hizbullah'ı yapılandırdığı zaman Hizbullah'ın kendi içerisinde
evet biz Hizbullah olarak örgütlendirildik, Kürtleri öldürdük, onları tasfiye etmede önemli roller oynadık, devletin yanında yer aldık ama biz ne yapacağız, biz ne olacağız gibi bir sorgusu vardı ve o sorgulama onları devletle karşı karşıya getirdi. Yani ideolojik yapılanma Kürtler içerisinde nihayetinde Türk devlete dönüşü de beraberinde barındırmaktadır. Ve bu ihvan girişimi de bunlardan olursa böyle bir sonuç getireceğini iktidar çok iyi biliyor ve o kaygıyı ve korkuyu da taşıyor. Ama böyle bir girişim olursa Kürtler içerisinde Kürtlerin ihvanını oluşturabilir mi diye bir sorusunu da ele aldığımızda bugüne kadar herhangi bir sonuç almamıştır. Almış olduğumuz sonuçlarda sadece şu vardır. Türkiye'de Kürtleri çete olarak veya da koruyucu olarak bu iki cephede örgütleyerek savaştırma imkanına kavuşmuştur. Yoksa onları örgütlü bir ideoloji çerçevesinde, ihvan gibi bir ideoloji çerçevesinde bir araya getirip savaştırması sorusunu kendimize sorduğumuzda evet bu çoktur, çok zordur ve bugüne kadar da bunu başaramamıştır diye düşünüyorum ben. Evet. Tüm konular bir şekliyle farklı gibi görünse de aslında birbiriyle de bağlantılı. Yani iktidar bir taraftan sözleşmeleri iptal edip İstanbul Sözleşmesi kadın cinayetlerine dönük tutumun önüne geçmiyor. Diğer taraftan işte Ayasofya üzerinden iç siyasete dönük nemalanma yaklaşımı sergileyip Kürtleri de toplumun diğer kesimlerini de kendi etkisi altına almaya çabalıyor. Ama bir de bunları yapmak için toplumu zapturapt altına alma siyasetini sürdürüyor. İşte çoklu baro sistemi yasalaştı. Şimdi sosyal medyayı yasalaştırıyor ve bunu yaparken de saray aslında meclisteki çoğunluğuna dayanıyor. Eksiksiz yerine getiriyor. İktidarın bugünlerde özellikle dijital medyanın, elektronik medyanın ya da sosyal medyanın, sanal medyanın ne dersek diyelim kontrollü ele almaya dönük bir çabası var. Ben bugünlerde Türkiye'de medyayı da tartışmaları da izledim. Hep Z kuşağı korkusundan da söz ediyorlar. Yani daha çok 16-28 yaş arası kesimin korkusu da var iktidarda. Ayşe Hanım'a sormak istiyorum doğrusu. Bu Z kuşağı üzerinden tartışmalarını nasıl anlamak lazım? Bir ikincisi özellikle dijital medyayı kontrol altına, diğer medya gibi kontrol altına alması mümkün mü? Ne bu konuyla ilgili ne demek gerekir, nasıl düşünmek gerekir bilmiyorum doğrusu. Dijital medya kontrol altına alındığı zaman sadece yani bunu tamamen kontrol altına almak mümkün değil. Ama işte ne bileyim bu işin meraklısı olan muhalif medyayı izlemek isteyen insanlar işte VPN buluyor bilmem ne bir sürü teknolojik olanak var. Aynı şeyleri izlemeye devam edebiliyorlar. Ama AKP yanlısı olup kendi şeyine güvenmeyen, kendi medyasına güvenmeyen herkes biliyor ki hayaller anlatılıyor orada. Kendi taraftarları da biliyor. O insanlar için bu yasak geçerli olur. Bu insanlar artık şeye girmezler, Twitter'a girmezler, işte Facebook'u takip etmezler filan. Yani kendi esas olarak kendi tabanını dijital medyadan işte ya da sosyal medyana uzaklaştıracak bir şey olur bu diye düşünüyorum. İşin bir yanı bu. Şimdi bu Z kuşağı herhalde bu dislike meselesi. Hani yayında şey yaptılar, dislike'a bastılar ve şeylerin de kim olduklarını takip edilmesi zor olduğu için oradan bu şey gündeme geldi. Ben de kendi kuşağımdan ilgili, ne benden önceki kuşaklarla ilgili, ne benden sonraki kuşaklarla ilgili, ne de bu kuşakla ilgili toplu bir şey söylenebileceğine inanmıyorum. Ben Mehmet Gül'den aynı kuşaktanım. Siz de büyük ihtimal o kuşaklısınız. İşte o MHP'deydi, ben değildim. Bambaşka şeyler var. Bambaşka eğilimler oluyor her kuşakta. Ama şu çok açık. AKP altında büyümüş çocukların bir kısmı eğer İslami ailelerde bile büyüdülerse artık tepki duyuyorlar AKP'ye. Bu çok önemli bir şey. Yani kendi çocuklarından bahsediyoruz. Aynı şekilde başka evlerde büyüyen, muhalif evlerde büyüyen, işte AKP'ye oy verilmeyen evlerde. Hani o var ya bir %40, %40, %45 onlar zaten tepki duyuyor. Ama onların bu çocukların diyeyim bir kısmı hakikaten lise çağlarında onların
dijital medyadan ya da şeyden uzak durmaları, yani meraklı olanın uzak durmasını sağlamak çok zor. Ama kim olur? Anneleri, babaları, aman işte şey olmayan, Hürriyet gazetesine inanmayan, arada ne bileyim işte Yeni Yaşam'a da bakan insanlar artık bakmamaya başlayacak. Onları uzaklaştıracak diye düşünüyorum. Ama yeni kuşağın her zaman beklenenden daha farklı olarak bu sefer çok özgürlükçü eğilimler taşıdığı, çok bir de bunlar sonuç olarak önemli bir kısmı Gezi'ye şahit olmuş çocuklar, çocukluklarında en azından. Bizim 12 Mart'taki abilerimize şahit olmamız gibi, yani adlarını bilmemiz, Mahir Çayan'ın, Deniz Gezmiş'in adını bildiğimiz gibi onlar da Gezi'yi hatırlıyorlar. Onlarla baş etmek çok kolay olmayacak diye düşünüyorum. Şunun için de sordum, belki açmanız için bunu da yanıtlamanızı istiyorum. Yani son günlerde Türkiye'de medyadaki tartışmaları, özellikle iktidara yakın medyadaki tartışmaları izlediğimde, o genç kuşağın AKP'den kopması ya da Z kuşağı dedikleri kuşağın AKP'den kopması onları ciddi anlamda ürkütüyor. Sanki onları korumak için arıyor. Siz biraz belki AKP'lileri korumak için böyle bir yaklaşım geliştir dediniz, ama onları korumak için böyle bir yaklaşım geliştiriyorlar. Belki kısaca buna da bir değinseniz. Bence onların tepkilerini görmemek için. Yani o dislike vardı ya, evet. Onu görmemek için. Yoksa gençler bizden daha yatkın teknolojiye. Çok basit, yani o dijital şeyleri, engelleri kırmak çok basit. Hackerlar var, şu var, bu var. Onları evet. Uzaklaştırabileceklerine inanmak çok saftillik. Ama yani Yeni Şafak falan yarattığı bir hayal dünyası var ya, giriyorsun vay be yani. Niye? Yani şey çok iyi, ekonomi çok iyi, her şey çok iyi falan. O hayali başka türlü sürdürmek mümkün değil. Dijital medya o hayalin yalan olduğunu çok açık ortaya konulduğu bir alan. İran'da internetsiz internete girmeyi becermiş diyor kuşak. Herhalde Türkiye'de daha ötesinde yapabilecek durumları. Ender Bey, size de bu boyutuyla sormak istiyorum, ama özellikle iktidarın toplumu zapt rapt altına alma hedefi üzerinden sormak istiyorum. Bir, gerçekten tüm toplumu böyle çok geniş bir biçimde zapt rapt altına alması mümkün mü? İkincisi, bu durum özellikle iktidarın bir seçim hesabına dönük yatırımı da olduğunu biliyoruz ya da bu şekliyle de konuşanlar var. Bir olası seçim üzerinde nasıl bir denge oluşturur ya da o seçim dengesini nasıl etkiler? Şununla da bağlantılı soruyorum, yani belki açmak için. Zorbalık ve baskı arttıkça seçimlerin de anlamsızlaşması beraberinde konuşuluyor. Birbiriyle bağlantılı sanki, bilmiyorum da siz ne dersiniz? Evet. Şimdi yani ben mümkün olduğunca sorulara ve konulara dahil o çerçevede kalmak istiyorum tabii. Ama konu da kapsamlı gerçekten. Sizin de başında söylediğiniz, az önce söylediğiniz gibi birbiriyle çok ilintili konular. Dolayısıyla birkaç şeyi özellikle belirtmek istiyorum, altını çizerek ifade etmek istiyorum. Şimdi bu, yani bir defa iktidar her geçen gün kitlelerden kopuyor. Kendi %50 olarak ifade ettiği, %50'yi evde zor tutuyorum dediği günlerin çok çok geride kaldığı bir süreç yaşıyoruz. Pandemi süreci özellikle yoksullar için, işçiler, emekçiler için, yani mütedeyyin kesimler için bunu daha çok söyleyebiliriz. Özellikle yokluk ve yoksulluk içerisinde olan kesimler adeta bu pandemi döneminde de yani işe mecbur kılınarak, yokluk ve yoksullukla baş başa bırakılarak, yani bir inayeyle, belki işte bir çok çok cüzi şeylerle hayatını ikame etmek mecburiyetinde kaldı milyonlarca insan. Diğer taraftan bir baskı şeyi oluşturuldu. Çok ciddi bir biçimde bir baskı rejimi var ve bu baskı giderek AKP'nin içerisindeki bir elitin baskısı haline gelmeye başladı. Yani tek adam rejimi, bir saray yönetimi ve saray yönetiminin de çevresinde kümelenmiş olan, aslında memleketin tüm kaynaklarını bir biçimde, ekonomik ve diğer kaynaklarını, fonlar ve benzeri vakıflar, şunlar bunlar üzerinden iç eden, bunu uluslararası çeşitli sermaye kuruluşlarına, çeşitli yandaşlara peşkeş çeken, yani işte İstanbul Havaalanı'ndan
tutun da bir biçimde devreye sokulan işte yollar, köprüler, havaalanları, bunların tümüne halkın ödemek zorunda kaldığı ödemeler, herkesten alınanlar, yani hastaneler, şehir hastaneleri. Şimdi bunların tümü aslında AKP'nin nasıl bir iktidar olduğunu, ülkeyi nereye götürdüğünü, ekonomik, sosyal ve siyasal alanda ciddi bir uçuruma doğru Türkiye'nin sürüklenmekte olduğunun daha çok görülmesini sağlayan bir dönem oldu. Yani pandemi dönemi hem insanların baş başa kalmaları, işte bir kendi içlerinde bunu değerlendirmeleri, varsızla yoksul arasındaki çelişki ve çatışmaların daha çok hem dünya bakımından ama özellikle de Türkiye, yani birer maaş bile veremeyen, işte IBAN numarası vererek onlara para isteyen falan 10 lira istedi. Ama işte benim de geçen gün Emine Erdoğan'ın 50 bin dolarlık çanta taşıyor dediğinden dolayı Emine Hanım'a güzel vasıflar atfetmemekten hakaret davasıyla yargılandı. Şimdi bunların tümü aslında hem Ayasofya meselesi, hem işte bu barolar meselesi, hem bu yeni çıkan sosyal medya üzerindeki tahakkümün kurulması meselesi. Bunlar esas olarak iktidarın önümüzdeki dönem kendisine maraza çıkarabilecek, kendisine problem çıkarabilecek kesimler üzerindeki tahakkümü artırmaya yönelik. Ve dolayısıyla yani bir %50 işi artık hikaye oldu. %50 artı 1'i bulamayacak. Yani AKP'nin oy oranına bakıldığı zaman işte %30'lar, 35'ler, bazen 30'ların altında bile bazı göstergelerin çıktı. Ama biz bunu yine %35 olarak şey yapalım. Barajın altında kalıyor. MHP barajın altında kalıyor. Şimdi bu koşullarda yine yani ben az önce çok detaya girmek istemedim ama MHP'nin içerisinde de çok ciddi bir bu Cumhur İttifakı meselesinde bir çelişki ve çatışmanın yaşandığı, en son Ordu Milletvekili'nin ihraç istemiyle, ki Ordu Milletvekili de hepimiz biliyoruz. Yani Çin setinin dibinde gidip kurt gibi uluyan, buradan ülkücülüğü bilmem neyle nam salmak isteyen bir zatı muhteremdi. Bu şimdi yani ihraç istemiyle şey yapıldı. Başka bir milletvekili yine bunun arkasından başka bir şey. Ordu İl Başkanı'nın istifasının gündeme gelmesi ve ciddi bir biçimde aslında yani MHP'nin de kendi içinde tabanı bakımından alternatifsiz olmadığı, şuradan kastediyorum. Yani MHP'linin gidebileceği fazlasıyla artık şeyleri var. Yani üstelik partisinin herhangi bir yaratıcılığının güncel ya da politik ya da stratejik, yani herhangi bir soruna dair bir şey söylemekten ziyade Erdoğan'ın yanında, onun işte bir şey pozisyonda, destekleyici pozisyonda ve bir de bunun tabanı da Atatürk'ü, yani şeyine göre Atatürk'ü kesilen, layık geçinen falan bir kesim var ciddi bir biçimde. Şimdi bu İslam meselesi, bu halifelik meselesi, bu Ayasofya meselesi, bunlar mesnetsiz şeyler değil. Yani Bilip Hakkı geçen gün işte bir yine bir röportajındaydı. Çok açık bir biçimde söylüyor. Yani Müslüman dediğin hilafeti isteyendir. Yani Müslümansa, hilafeti istemiyorsa onun Müslümanlığı Müslüman değildir diyor. Çok açık bir biçimde aleni ediyor. Şeylerin işte daha önce Mısırlı'nın açıklamaları var. Daha günü gelmedi, zamanı gelmedi ve benzeri. Şimdi günü geldi mi, zamanı geldi mi? Bunlar işin başka bir boyutu. Ben Türkiye'de bu işlerin günü ve zamanının geleceğini ve bunların hilafetle birlikte işte tamamen başka bir rejimi, bir deryatı getirebilecekleri konusunda bir ukde taşıyor olmakla birlikte bunun hem nesnel olarak hem işte dünya konjonktürü bakımından mümkün olmadığını ama tüken işlerinin İslami kesime hitap bakımından özellikle vakıfların, tarikatların, cemaatlerin, hatta bir biçimde yine tartışmaların seyri içerisinde de olduğu gibi yani bu cihatçı kesimlerin tümünün taltif edilmesi, onların ruhunun okşanması, onlarla bu önümüzdeki süreçte beraber yürümek konusunda bir sağlama taşıdığını düşünüyorum. Seçim meselesi ise yani belki seçimden önce belki şunu da sorsam arada. Özellikle siz de dikkat çektiniz. Soylu'nun bir şekliyle MHP'nin başına getirilmeye dönük bir hazırlığın olduğundan da söz ediliyor. Yani farklı bir projeden İYİ Parti'yi de onların yanına getirecek. İşte Ağar'ın da diğer geçmişteki bazı Türk Devleti'nin derinlerinde görev almışların da rol aldığı bir süreçten söz edilir. Belki çok kısaca bu iddialara ilişkin ne tabii dersiniz diye sorayım. Ondan sonra seçimle ilgili de kısaca yanıt verirseniz sevinirim. Yani bu aslında şimdi nasıl AKP
işte sureti halktan gözükerek ya da bu süreci ilerletmek için tarikatlarla beraber FETÖ dediği bugün yerden yere vurduğu ve onun üzerinden aslında bir tek kişi yönetimi kurduğu, onun üzerinden bir aslında darbe süreci işlettiğini söylemek mümkün. Dün beraberlerdi. Bu şeylerin, bu kesimlerin aslında esas olarak tamamen takiyeci yaklaştıklarını, iktidarda kalmak için beraber olmayı pragmatist biçimde geçici süreler olarak ele aldıklarını görmek mümkün. Yani elbette taktikler böyledir, dönemsel taktikler böyle olabilir, seçim ittifakları böyle olabilir ama bunların esas olarak kritikleri de yan yana kurdukları kendi ifadelerinde pazara kadar değil mezara kadar falan izah ediyor. Ama bugün artık bu işin pazara kadar bir mesele olduğu çok büyük açıklık kazandı. MHP'nin içerisindeki sorunun nasıl çözüleceği ve bu Devlet Bahçeli'nin biçimde bertaraf edileceği bir şeyle mi sonuçlanacak? Yani şimdi Mehmet Ağar yani uzun süreden beri özellikle o tutuklandığı zamandan cezaevinde kaldığı süreçten bugüne kadar AKP ile kaderini birleştirdi. Tansu Çiller kaderini birleştirdi. Bunlar o çıkar kendi hesapları üzerinden AKP'nin yanında yer aldılar. Ama AKP'nin çok uzun vadeli hesaplarıyla bu kesimlerin temsilciliğini yaptıkları egemen sırtların klikleri arasında çelişki ve çatışmalar var. Dolayısıyla MHP'nin önümüzdeki süreç nasıl bir MHP olacağı konusu sizin söylediğiniz gibi Soylu'nun da bir alternatif olarak tartışıldığı ve aslında Soylu'nun da yer yer atraksiyonlarının kendisini gösteriyor olmasının işte yani İslami şeyden ziyade milliyetçi ve esas olarak bölücülük, terörizm, sınır ötesi ve benzeri gibi operasyonlar buralardaki en hayatım Metin Er'le tartışmasında dikkat ederseniz yani ben hayatımı ortaya koyan biriyim, risk içerisinde olan biriyim, her taraftan böyle bir tehlike altındayım, yaşıyorum. Bunların tümü aslında kuşkusuz sizin söylediğiniz şeye denk düşen. Ama bu mutlaka böyle yani MHP'nin böyle bir şeyi gerçekleştirmesiyle mi sonuçlanır? Biraz önümüzdeki süreçte bunu göreceğiz ama bu partilerin kendi içlerinde her birinin çok ciddi çelişki ve çatışmalar yaşayacaklarını aslında işte CHP Kutay'a gidiyor. Onu da belki şimdi konuşuruz. Yani orada da sorunların olduğu, şimdi belki üstü örtülmüş olsa da hiç kimsenin bu var olan dönemsel sorunlardan kurtulamayacağı bir gelişmenin içerisinde bulunduğumuzu düşünüyorum. Peki. Seçimle ilgili belki çok kısa. Şimdi siz yani seçimin ben şöyle bir yanıt genellikle şey yapılıyor. Yani seçim olur mu olmaz mı? Gündemde bir seçim var mı yok mu? Ben esas olarak yani seçim şimdi bir yani yok, seçim Erdoğan'ın eğer, seçim hesapları yapıp yapmadığına dair sormak istiyorum. Seçim yani olur olmazdan öte. Yani Erdoğan seçim hesapları kuşkusuz yapıyor. Yani niye seçim hesaplarını yapıyor? Her geçen gün tükeniyor. Her geçen gün itibar yitiriyor. Bu birincisi. Ama aynı zamanda 2023'e kadar da önünde bir süreç olduğunu düşünüyor. 2023'e kadar bunu götürmeyi riske etmeden bir seçim tercihi yapmak istiyor. Yani onun için de seçimden ziyade bir yol ve yöntem bulmanın, bu yol ve yöntem aklınıza gelebilecek her yol ve yöntem olabilir. Yani önümüzdeki süreç başka türlü hareketlenmelerin de gündeme geldi ve iktidarın bunları da değerlendirerek OHA süreci gibi başka olağanüstü süreçlere de Türkiye'yi sürükleyip buradan seçim meselesinin başka türlü bir şeyle kotarma hesabı içerisine girdiği bir durum da olacak. Ama şu peki halde bakıldığında şimdi yani ortada nesnel bir durum var. Ben hadi yarın seçime giriyorum dediği zaman darmadağın olabilecek bir tablo söz konusu. Hani şey kısmını gene konuşuruz ya işte alternatif ne olacak meselesi de orta yerde bir sorun olarak durmakla birlikte ama en azından bu mevcut durumunu Erdoğan sürdüremeyecek. Onun için şimdi bir seçim kafasında var ama bunun pozisyonunu yakalayabilmiş durumda değil. Koşullarını yaratabilmiş durumda değil. Değil diyorsunuz. Bunu yapmak için savaşı bile göze aldığını söyleyenler var. Savaş ortamda daha rahat yönetir anlayışını savunarak. Hakkı Bey size de bu konuyla ilgili ama zapturaptın biraz da medya boyutunu sormak istiyorum. Yani biz başlangıçta medyanın %95'lik kontrol ediyor diyorduk ama bugünlerde raporlar medyanın %98'ini kontrol eden bir AKP-MHP iktidarından ama özellikle Erdoğan'dan, Erdoğan'ın kontrolünden söz ediyor. Ama buna rağmen de AKP'ye desteğin çok ciddi bir biçimde azaldığına dair kamuoyu yoklamaları var, veriler var.
Yani bunu tezat olarak görmek mümkün mü? Doğrusu bir yandan her tarafı kontrol altına almış, baskıyı arttırmış ama diğer taraftan da destek giderek azalıyor. Bilmem siz ne dersiniz, bu işin esası nedir sizin açınızdan? Azerbaycan kendisi birçok şey ifade ediyor. Eğer bazı iktidar bazı araçları kullanıyorsa ve bu araçlar ters depiyorsa, dolayısıyla iktidarın politikalarının doğru olmadığını bize gösteriyor, kendisine de gösteriyor. Ama başka seçeneği olmadığından dolayı bu Zaporoz uygulamasını, politikasını derinleştirdiği kadar derinleştiriyor. Daha önce biz işte Kürtler, Kürt gazeteci olarak ifade ettiği, aslında tam da gazeteciliği yapan bizlere yönelik çok büyük bir şiddet vardı, çok büyük bir baskı vardı. Bir günde 12 gazeteyi, bir günde işte mevcut dernekleri, mevcut basın yayın kurumlarını, radyolarını hepsini kapattı ve işte ben bir sonuç aldım dedi. Ama Kürt basını susmadı, Kürt basını kendisini büyüttü ve geliştirdi. Dolayısıyla o kapattıkça siz daha çok izleniyorsunuz, o baskı uyguladıkça siz daha çok ilgi alaka görüyorsunuz ve dolayısıyla Türkiye'de ya kapatılanların yerini siz doldurmuş oluyorsunuz. Yani dışarıdan doldurulmuş oluyor. Yani sınırları aşılmış bir basın yayıncılık dünyada hakimdir. Sınırları dikkate almayan, sınırları kale almayan, sınırları aşan, sınırların engel olmadığı bir basın yayın dünyasında yaşıyoruz. Ve dolayısıyla o Türkiye'deki işte kendisinin sateliti üzerinde, uydusu üzerinde yayın yapan Kürt gazeteleri televizyonlarını, radyolarını kapattığı zaman dolayısıyla Kürtler basınsız mı kaldı? Hayır. Sizler yayın yapıyorsunuz ve Türkiye'de herkes izliyor. O televizyonları kapattıkça size ilgi alaka artıyor. Bu da işte onun yapmış olduğu uygulamaların kendisine ters tepkinin bariz örneklerinden bir tanesi. Evet. Yine şunu da diyelim. Türkiye'de şu anda baskı uygulanıyor gazetelere de diyelim, meslektaşlarımıza, televizyonlara ve radyolara. İşte Haber Türkiye, işte Tele1'e uygulanan uygulamalar ortadadır. Ve bu uygulamalara rağmen Tele1 programı izleyicilerinin rightiyle Habertürk bu televizyonların reytingiyle işte devlet yanlısı televizyonların reytingi arasında kıyasladığımızda arasında dünya kadar fark ortaya çıkıyor. Nedendir bu? Burada kendisini özgür ifade etme imkanları olmasından kaynaklı tabii ki izlenme durumu artacaktır. İnsanlar burayı izleyecektir. Yani özgür ifade, özgür yayıncılık nerede olursa toplum oraya ilgisi fazladır. Toplumun haber alma hakkıdır ve dolayısıyla kapatılan televizyon veyahut da gazetecilik, gazetecinin kendisi değildir. Kapatılan toplumun haber alma hakkının ta kendisidir ve toplum da yavaş yavaş bu bilincin sahibi olmakla beraber artık bunun arkasında da durma gibi pozisyonu da göstermektedir. Dolayısıyla bu hatalar her gün büyüdükçe büyüyor. Ve dolayısıyla bu hatalar aynı zamanda onu küçükten uygulamaların kendisi de oluyor. Ve herkes diyor, sen neden televizyonu kapatıyorsun? Bu bir soru ve cevabı da açık. Eğer televizyonu kapatıyorsan demek bir halk istiyorsun da onun için kapatıyorsun diye halk kendisine soruyor. O halka nedir? Diyor, demek ki sen benim paramı alıyorsun, sen benim malımı alıyorsun, sen benim imkanlarımı ortadan kaldırıyorsun. Sen işte Türkiye'nin aydın geleceğini karartıyorsun. İnsanlar bu soruları, bu soruyla bu cevapları kendisi alabilir ve görebiliyor. Ve dolayısıyla bu cevabı kendisine veren kişinin gidip Erdoğan'ı ve AKP iktidarını desteklemesinin mümkünatı yoktur. Ve dolayısıyla bu onu alıp götürmedir. Yine sosyal medya, basın yayıncılık olmasaydı ona yakın bir alandır. Ve toplum işte ben basını ellerinde aldım, televizyon, radyo, gazete aldım ama sosyal medya kaldı, onu da alayım gibi bir girişim yarın sosyal medyayı alması durumda ya herkes diyecek sen niye sosyal medyayı aldın elimde veyahut da dijital medyayı niye alıyorsun elimde, demek ki sen dijital medyada veyahut da benim özgür ifade etmemden korkuyorsun ve dolayısıyla benden korkan bir kişinin arkasında ben niye yürüyeyim ve sen zaten baskıcı uygulamalarını hayata geçirmek, daha kötü ve daha böyle şiddetli uygulamak için bunları kapatıyorsun. Herkes kendisine soruyor ve cevabını da kendisi veriyor ve AKP'den bu şekilde uzaklaşmış oluyor.
Bu evet. işin esası olmakla beraber burada söylemekte yarar vardır bana göre. İktidar ileriki süreçlerde ne yapabilir durumuna bakıldığında aslında kendisi de belirtti. AKP, MHP'nin bir uygulaması vardır, AKP'nin bir uygulaması vardır. Ve diyor bir, biz kimlikle, TC kimlik numaramızla giriş yapalım, AKP'de temsilcilikler açılsın. Yani bunlarla kontrolü sağlayayım. Aslında bunlar mevcut durumda özgür, kendisini özgür ifade etme ortamının karşılığında palyatif tedbirlerdir. Neden? Çünkü kişiler kendi TC'sine girerekten kendisini çok serbest ifade edecektir. Evet, ben dislike ediyorum, ben seni sevmiyorum diyecektir. Yani ben TC numaramla girdiğimde onu demekten çekinecek miyim? Veyahut da Z ekolü bundan çekilecek mi? Z ekolünün hangi şeyden çekilme durumu vardır? Erdoğan yayın yaptığı zaman YouTube'da hiçbir çekince göstermedi. 300 bin kişi böyle hemen anında dünyada görülmemiş örneği olduğunda dislike dedi, ben seni sevmiyorum dedi. Ve bundan korkma yerine kendini sevdirme politikalarını geliştirmek zorundadır. Hı. Eğer geliştirirse bir sonuç alır. Bir o keramet de onlarda göremiyoruz bugüne kadar. En büyük keramet toplumu basına, toplumun hak ve imkan, demokratik haklarını, ekonomik imkanları daraltıp ellerine almak gibi bir politika vardır. Ve dolayısıyla bu onları nereye götüreceği de açıktır. Ve bu açık olan geleceğe doğru da onlar gidecek. Bu toplum gitmeyeceği görür. Peki. Ben doğrusu bir saate yakındır konuşuyoruz ama bizim Kürtlerde de çokça kullanılan bir söylence üzerinden söylemek istiyorum. Konuşurlar tam gece kalkmaya doğru da ya gelin birbirimize işin aslını söyleyelim derler. Bu biraz da o gibi sanki. Hep iktidarı konuştuk, baskıyı zoru konuştuk ama işin aslı biraz da muhalefet doğrusu. Muhalefetin tutumunu da konuşmak lazım. AKP, MHP iktidarının tutumuna karşı muhalefet nerede duruyor? Ayşe Hanım, CHP kurultaya hazırlanıyor. İşte Erkan Mumcu konuştu. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, yani daha çok diyelim ki o cenah içerisinde siyaset yapmış insanlar itiraz seslerini yükseltmeye başlıyorlar. Bu gelişmelerle paralel düşündüğümüzde hukuku, demokrasiyi, her şeyi ayaklar altına alan, ki geçmişte iyiydi anlamında demiyorum, iyi değildi ama biz biliyoruz bunları. Fakat bu daha da beter etti AKP döneminde bu tabloyu. Doğrusu bu yaşananlar muhalefetin aklını başına getirir mi? Ya da bir şekliyle bir ortak tutum alma durumu söz konusu olur mu? Ne olması lazım ortak tutum almaları için daha bundan öte? Evet, sesinizi alamıyorum. Ayşe Hanım, sesinizi alamıyorum. Belki kapattınız sesi. Peki, ben isterseniz Ender Bey'e geçeyim. Ender Bey'e yeni bir soru sorayım. O biraz da Türkiye'de sol siyaset üzerinden, MHP'de de siyaset yapıyor aynı zamanda. Sol ve sosyalist siyaset üzerinden sormak istiyorum. Türkiye'deki gelişmeler içerisinde doğrusu bu siyaseti nereye koymak gerekir? Yani bu tabi tırnak içerisinde ifade ettiğimiz sol kesimden söz etmiyorum. Bir de Kürt meselesinde AKP-MHP'den farklı düşünmeyen bir tırnak içi sol diyebileceğimiz kesim var. Kürt meselesinde yaratılan bunca şiddete rağmen bu kesimin, bu muhalif kesimin tutumunu nasıl değerlendirmek gerekir? Ayşe Hanım'a sorum baki, aynı soruyu yine kendisinin sesi düzeldiğinde soracağım ona. Evet. Şimdi tabii bu sanırım yani dönemin en büyük sorunu, önümüzdeki en büyük sorun bu. Bunun nasıl ele alınacağı meselesi. Yani bir yandan zayıflamakta olan, yıkılmakta olan 18 yıllık
bir tahribat yaratmış olan işçiler bakımından, emekçiler bakımından, tüm halklar bakımından, Kürtler, Aleviler, inançlar, tüm Türkiye'nin ezilen ve sömürülen halkları bakımından aslında bu 18 yıl büyük bir yıkım, büyük bir sömürü dönemi oldu. Şimdi bu artık daha fazla bu iktidarını götürme şansına sahip değil. Ancak işte saray yönetimini, tek kişi yönetimini daha otoriter bir düzeye çıkarma ve dolayısıyla baskıyla, tahakkümle, işte basını ele aldığı, kendi denetimini aldığı gibi yargıyı, yürütmeyi, yasamayı, bunların tümünü denetimine almış olan bir iktidar söz konusu. Ama buna rağmen yani Türkiye gibi büyük bir birikimi de olan, büyük bir mücadele geleneği olan, yani ta yani bir 1900'lerin başından itibaren aslında diyebileceğimiz, ama daha sonraki yıllar, 60'lı yıllar, 70'li yıllar, işte Kürt Özgürlük Hareketi'nin mücadele süreci, sonra Türkiye'deki işçi hareketi, emekçi hareketi, bugün çok ciddi bir biçimde bir kadın hareketinden söz etmek mümkün. Bir ortaya çıkan, yeni gelişmekte olan, kitleselleşme potansiyeli olan bir gençlik hareketinden söz etmek mümkün. Ve büyük bir arayış söz konusu. Tabii burada en çok Türkiye Sol ve Sosyalist Hareketi'nin kendi iradesiyle, kendi çabasıyla, kendisinin bir merkez olma çaba ve mücadelesinin esas alınması gerekiyor, eksen alınması gerekiyor. Burada bunun tam bu temelde yükseldiğini söylemek ne yazık ki mümkün değil içerisinde bulunduğumuz koşullarda. Yani Kürt hareketinin, Kürt demokrasi mücadelesinin, onun aynı zamanda Türkiye'nin demokrasi ve özgürlük mücadelesi yürüten hareketleriyle hem daha çerçevesi belirlenmiş ama çerçevesi belirlenmemiş olan bir demokratik mücadelesinden de söz etmek mümkün. Fakat CHP'nin, yani burada esas mesele CHP meselesi. CHP'nin içerisinde de bir mücadeleden, bir arayıştan söz etmek mümkün. Kürt sorununun artık, yani işte Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar işte 21 Anayasası'nın ya da ilk meclisi falan, o dönemki tarifleri, o dönem bazı şeyleri bir kenara bırakacak olursak, Türkiye Cumhuriyet tarihi Kürtler bakımından, Aleviler bakımından, aynı zamanda işçi ve emekçiler bakımından işte iç açıcı bir dönem değil. Tüm mücadelelere rağmen, kavgalara rağmen demokratik bir yönetim hiçbir zaman kazanılamadı, kurulamadı. Ama bugün yani çok büyük birikim var. Kürt hareketinin ciddi bir birikim var, işçi hareketinde ciddi aslında bir birikim var. Bu henüz ortaya çıkmamış olsa da. Fakat bir milliyetçilikten, yani bir Kürt meselesini şovenizmden, işte bölücülük meselesinden, terörizm meselesinden, egemenlerin aslında, işte siz de bir biçimde söylediniz, eski bakanlardan Anavatan Partisi'nin de olan, ismini hatırlayamadım bir an. Evet. Röportajı Mumcu. Evet, Mumcu'nun. Yani Mumcu'nun dün söylediği, gerçi çok açık bir biçimde yine Kürtlerin talepleri, sorunları, meselenin ne olduğunu söylemese de ama eşitlik, özgürlük ve benzeri gibi tanımlar yapıyor. Ama aynı zamanda ANAP'ın da tabii bir şeyini gördük. Yani ANAP da bu memlekette AKP kadar bir iktidar oldu, bir yönetimde yer aldı ve benzeri. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki tartışmanın Kürt sorununun demokratik çözümü ve demokratik Türkiye meselesinde ele alınıp ileri bir hamleye taşınması lazım. Yani bu aslında Türkiye'nin hem Kürt hareketinin hem Alevi hem tüm inançların, kültürlerin, sosyalistlerin de, solcuların da işi oldukça kolaylaştıracak. Fakat esas olarak yani CHP'nin ortalığın sol diye Ecevit döneminde işte bir daha çok 70'lerden sonra gündeme gelen ve hamle yaptığı dönemlere bakacak olursanız solun ve sosyalistlerin daha da, yani devrimci hareketin, demokratik hareketin, işçi hareketin, halk hareketinin ileri çıkmaya başladı ve baskıladı ve CHP'nin de ona göre kendine bir ayar, bir gündem verme ihtiyacı duymasından ortaya çıktı. Evet. Şimdi bugün Sol ve Sosyalist Hareket, Kürt Hareketi ile birlikte diğer ezilen sömürden inançlar, kültürler bir bütün olarak işçi hareketi, sendikal hareket bir araya gelebilecek güçlerin bir araya gelip merkez oluşturarak aynı zamanda hem CHP'nin üzerinde de bir baskı oluşturarak bir şey yapmaları mümkün olmasa, yani ne yazık ki, yani bugün işte Millet İttifakı denilen ittifakın şeyine baktığınızda
Yani bir Libya meselesinde, bir tezkere meselesinde, diğer sorunlarda hemen bir mutabakat içerisinde. Zamanımız daralıyor. Son cümlenizi alırsam sevinirim doğrusu. Yani Kürt sorunu üzerinden, Kürt sorunu demokratik çözümü eksenli bir yaklaşımı kriter alarak ortaya çıkmamış olan bir demokratikleşme hareketinin bugün bu iktidar çökecek olsa bile yarın sorunlardan kurtarabilecek bir durum olmayacak diye. Peki. Ayşe Hanım, sesiniz yeri geldi. Sevindik buna biz de tabii. Soruyu tekrar etmeyeceğim ama gerçekten daha ne olması lazım deyip son cümlem üzerinden size söz vereyim ama zamanımız da daraldı. Bir 8 dakika kadar var. Belki bir 4 dakika, siz 4 dakikada Hakkı Bey konuşursa programı da tamamlamış oluruz. Tamam. Ben demin de söyledim. Bu iktidarın çözülmesinin, yani evet şey kısa, süresi kısa. Bu çözülmenin 2012'de içinde başlayan kendi içindeki çözülmeyle olacağını düşünüyorum. Buna muhalefet müdahale edebilir miydi? Edebilirdi. 2013'te Gezi ile birlikte biz o şansı kaybettik. O şansı Gezi ile kazandık ama Gezi'nin başarısızlığıyla kaybettik ve bunun üzerine hiç konuşmuyoruz. Şimdi CHP belli ki belli bir şeyin olgunlaşmasını bekliyor. CHP'den bizim çok talebimiz var ama CHP'nin bunları gerçekleştirmesi için Ender İmre'nin de çok iyi ifade ettiği gibi bir basınç olması lazım. O basınç nereden gelir? Mesela dikkat edin, kadın hareketi bu basıncı sağlıyor. Öldürülen kadınlarla ilgili işte CHP'liler açıklama falan yapıyor. Aynı tür bir basıncı işçi hareketi yapabiliyor mesela, ben bunu görmüyorum. Bu bir problemdir ve çözülmesi gereken bir problemdir. Şimdi muhalefet dediğiniz zaman eğer AKP'nin dışındaki bütün kesimleri kastediyorsanız evet, şöyle bir tablo görülüyor. Şeyin sağı, geleneksel sağ, yani AKP'nin dışındaki sağ, CHP bir şekilde bir araya gelebilir. Biz bunun içine Kürt meselesini nasıl katabiliriz? Biz bunun içine kadınların sorunlarını nasıl katabiliriz? İşte işçilerin meselesini, işçi hareketin taleplerini nasıl katabiliriz? Burada şöyle bir mesele var. Sol bundan bahsettiği zaman her zaman demokrasiden ve hukuktan bahsediyor. Bunlar siyasetle uğraşmayan insanlar için hiç önemli değil. Siyasetle uğraşmayan bir insan her gün gazeteciler mi gözaltına alınıyormuş, işte basın mı yasaklıyormuş, bunları dert etmiyor. Bu en önemli sorun olabilir belki, tartışmalı ama diyelim ki öyle. Ama şeyi çözecek, düğümü çözecek şey bu değil, ipucu bu değil. Düğümü çözecek ipucu işsizlik ve yoksulluktur. Evet. Oradan ancak, yani bir sol hareket bu düğümün çözülmesini sağlayacaksa onu, o ipucunu çekerek sağlayabilir. Ben görüyorum hep demokrasi için şey yapılıyor, demokrasi için birlik kuruluyor. İşte bir tane daha demokrasi bilmem nesi kuruluyor ve hep yukarıdan aşağı. Aslında yalnız hep yukarıdan... sol hareketlerden değil, yani belki de işte iktidardan söz ettiğimizde uygulamalarda faşizm diyoruz. O zaman faşizme karşı birleşik mücadelenin de sadece solu kapsamaması gerektiği konusunda zaten çok şey ciddi değil. Deneyimler var. Ama eğer zaten şey diyorsak, yani AKP'den kopanlar falan diyorsak, zaten tabii sadece soldan bahsetmiyoruz. Sol maalesef, bunu kendini komünist olarak tanımayan birisi olarak söylüyorum, Türkiye'de çok sınırlı bir etkisi ve çok sınırlı bir ideolojik gücü var artık. Bu üzerinde durulması gereken bir şey. Yani öyle bir ideolojik politik hegemonyası olduğunu düşünmüyorum şeyin. Hı-hı. Ama bize taban hareketleri lazım. Yani bir tane daha böyle ünlü adamların ve ünlü kadınların imzalayacağı şeyin yapabileceği bir etki yok. Bize nasıl kadın hareketi var? Nasıl Kürt hareketi var? Bir yerde mayalanmış tabanda aynı şekilde bir işçi hareketine ihtiyacımız var. Evet. İşçi hareketinin kazanımlarını ve şeyini bitiriyorum, küçümsemiyorum ama bu çözülme sırasında bu çözülmenin bir yani bayrak devrimi, aynı şeylerin başkaları tarafından devam mı olacağı yoksa gerçekten programatik bir şey mi olacağını o taban hareketleri belirleyecektir diye düşünüyorum. Diye düşünüyorsunuz. Hakkı Boltan'a da doğrusu işin biraz Kürt siyasi boyutunu sormak istiyorum. Çok ciddi saldırılar var. Sivil ayağı yok etmeye dönük. Özellikle Kürt siyasetinin. Siyasetçiler tutuklanıyor. Tekrar etmeyeyim. DTK'nın kapısına kilit vuruldu.
DBP ve diğer Kürdistani partilerin attığı her adım neredeyse engelleniyor. HDP'ye dönük baskılar artık gerçekten utanç verici düzeye ulaştı. Bu saldırılara dönük tepkisizliğe, Türkiye'den genel olarak yaşanan, muhalefetten yaşanan tepkisizlikten söz ediyorum. Ve bir de özellikle Kürdistani partilerin bu konuya ilişkin tutumuna dönük ne dersiniz? Bunu da kısaca değerlendirirseniz sevinirim. Yani son 3-4 dakikamız, öyle diyeyim. Aslında her iki arkadaşımın da ifade ettiği baskı uygulama, muhalefete baskı uygulama yöntemlerinin başında aslında HDP'nin büyümesi geliyor. HDP'nin büyümesi veyahut da HDP'nin gelişmesi, Türkiye'de kapsamlı bir yer kapması aynı zamanda diğer partilere de büyük bir baskıdır, büyük bir basınçtır. Neden? Bugün CHP, işte AKP iktidar olmuş, ırkçılık ve şövenizmi kendisine hedef alarak iktidar olabiliyorsa ben de onu esas alarak iktidara yürüyeyim gibi bir anlayışı mevcuttur. Geçmişten beri bu böyledir. Zaten diğer partilerin durumları bundan eksik değildir. MHP zaten özü itibariyle bir ırkçı şöven bir parti ve AKP de aynı durumda ve onlar o şekilde iktidar olmuşlar. O iktidar olma durumları diğer partilere de örnek teşkil etmektedir. Ve bu örnek Türkiye'yi bitiren, ortada kaldıran bir örnektir. Hep Türkiye'yi böyle zor duruma sokan, dünyada yalnızlaştıran uygulamanın veyahut da yöntemin, politikanın ta kendisidir. Bunu kırmanın yegane yolu bir tek HDP'nin uygulamasında ortaya çıktı. HDP büyüdükçe, Türkiye ile Türkiye'li birinci demokratlarla buluştukça ve onlarla ortak siyaset ve de ortak politikalar ortaya koydukça CHP üzerinde büyük bir baskı oluşturmakta ve iktidarı da korkutmaktadır. Dolayısıyla biz şu anda şunu demektedirler. Biz işte barajı kaldıralım. Bu barajın bir anlamı yoktur. Farklı uygulamalara gidelim. Eğer HDP'nin CHP yerine, CHP'de işte odaklanalım, CHP'yi işte güçlendirelim yerine, HDP'yi güçlendirelim, bir Türkiye Partisi yapalım, bu ırkçı şöven politikaları bir bütün artık ortadan kaldıralım uygulaması en büyük baskıcı uygulamadır demokrasiye doğru yönelmek için. Zaten demokrasi bir halk hareketidir. Halklar hepsi katıldığı zaman bir sonuç alacaktır. Eğer baktığımızda bunu HDP'de görmek mümkündür. Biz gazeteciyiz ama gözlemlediğimizde temsili durumuna baktığımızda kadından tut, işte devrimci demokrat kesimlere, solculara ve aynı şekilde dinci ve dinci olmayan kesimlere hepsinin rengini orada görüyoruz. Ve bu aynı zamanda bir halk hareketinin de veyahut da halkın herkesin oraya destek vermesinin de uygulandığı politikanın yeridir, merkezidir. Bu aynı zamanda CHP'yi de baskılayacaktır. CHP'de ya bu ırkçı şövenist politikalar bizi bitirdi. Artık biz demokratik halk hareketini veyahut da demokratik bir cumhuriyeti, demokrasiyi geliştirelim doğrultusunda bir politikanın sahibi olacaktır. Ama bu halk tarafından olmadı mı, farklı bir yerde kendisini ifade etmek için kendi haklarını örgütleyip gerçekleştirmedikçe CHP onları geçmişte olduğu gibi bugün de kullanmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Kürtlerde özü itibariyle mevcut Kürt partilerinde şu anda önemli bir gelişme olduğunu görüyoruz. Hemen hemen %90'a yakın, %95'lere yakın kısmı bir aradadır ve mevcut demokratik politikaları esas alıp yürütmektedir. Kürt halklarıyla beraber Türkiye'deki tüm halklar ve hakların hepsinin Türkiye'de iktidar olması için bir araya gelmiş ve bu anlamda öncülük yapma gibi bir durumları da, bir rolleri de vardır. Bu gerçekten gelecekte umut verici durumdur. Bu derneklere veyahut da HDP'ye, DBP'ye ve DTK'ya veyahut da diğer ve sivil toplum örgütlerine yönelme de mevcut HDP'de veyahut da Türkiye'leşen Kürt hareketi veyahut da Türkiye'leşen Kürt demokratik hareketi, Kürt özgürlük hareketinin Türkiye'de kendisine taraf bulması, kendisini orada buluşturup bir halklar ittifakını gerçekleştirmesinden kaynaklı bu saldırılar ortaya çıkıyor ve onlar her gece bir yenisi gerçekleşiyor. Ama saldırılar oldukça da
Basında ifade ettiğimiz şey burada da kendisini yine tezahür ediyor ve yine AKP baskı uyguladıkça, yakaladıkça kendisini küçültür, kendisini bitiriyor. Ve burada bir küçülme, bir daralma, vazgeçme durumu yoktur. Sadece baskıdan kaynaklı ve sesini yüksek çıkartmama ama içinde birikerek kendisini böyle güçlü hale getirme durumu mevcuttur diyebilirim. Peki, ben doğrusu programın sonuna geldik. Teknik olanakları zorlayarak da yayın yapıyoruz. Zahmetli ama iyi olduğuna da inandım, inanıyorum. Sayın Ayşe Düşkan, Sayın Ender İmrek ve Sayın Hakkı Boltan, her üçünüze de emek ve katkılarınız için teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, biz de teşekkür ederiz. Bir medya haberde gündemin daha sonuna geldik. Konuklarımızla Ayasofya kararını tartıştık. Türkiye'deki baskıları zapturap altına alınmayı tartıştık. İktidar içi çatışmaları tartıştık. Diğer taraftan en önemli gündemlerden biri kadına yönelik şiddeti tartıştık. Bir dahaki medya haberde gündemde buluşmak dileğiyle program sonuna geldik. Hoşça kalın.